Herkese merhabalar, İlave TV'ye hoş geldiniz. Bugün vatandaşlarımıza mültecileri Avrupa neden almıyor diye soracağız. Videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. İlave TV her yerde, İlave TV sizleri seviyor. Türkiye sınır kapılarını açtı mültecilere. İyi yaptık. Ama Avrupa almıyor. Şimdiden sonra ne olacak, neden almıyorlar? Tabii kendi ekonomisini zarar göreceği için almak istemiyorlar doğal olarak. Peki ne olacak şimdi? Geri mi gelecekler Türkiye'ye? Vallahi Avrupa Birliği eğer almak isterse geri, yani onların karar verecek aslında, toplum olarak kendileri karar verip şey yapacak, karar verecek yani. Büyük ihtimalle almazlar ama bize geri gelecekler büyük ihtimalle mülteciler. Yine gelirler mi? Evet, ekmeğimizden gene edecekler yani bizi. Ekmeğimizden ediyorlar mı? Kesinlikle ya. Ekonomik bir sürü kendi var mı? Türk milletimiz işsiz. Evet. Mülteciler iş buluyor. Sigorta gerek yok çünkü. O yüzden kötü yani. Zarar diyor. Zarar tabii ki de zarar. Çok teşekkürler. Teşekkürler, sağ olun. Vallahi neden olabilir? Kendilerine zarar gelmesini istemedikleri için olabilir mi? Ekonomilerini, halklarına düzenleri bozulmasın diye olabilir diye düşünüyorum. Ve ben şunu açıkça belirtmek istiyorum. Tabii ki insanlıktır, herkese yardım edelim. Etmek yani insanlık görevimiz ama bunları getirerek de ben şeye karşıyım. Duyduğumda çok üzüldüm. Arabalarına bile plaka verilip Suriyelilerin arabalarına ceza dahi kesilmiyormuş. Eğer bu doğruysa çok acı. Yani benim halkım zorluk içinde yaşarken başka insanlara tabii yardım etmek ayrı bir konu ama çok avantajlı imkanlar sunmak da bana göre çok saçma. Peki Türkiye mültecilerden etkileniyor mu sosyolojik ve ekonomik olarak? Tabii ki etkileniyor. Tabii ki etkileniyor. Hani biz de şu anda çok refah düzeyi yüksek olduğumuzu düşünmüyorum. Yani gerçekten insanlar şu anda 2200 lira gibi, 2300 lira gibi bir asgari ücretle bayağı bir zor durumda. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki bir 40 milyar dolar daha harcarım gerekirse dedi. O Cumhurbaşkanımızın görüşü, ona da saygı duyuyorum. Yani şey başka bir şey diyemiyorum. Saygı duyuyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Mecbur alacaklar. Bizi aldığımız gibi onlar da almak zorunda. Tayyip Baba mecbur onları saldı. Gitmiyorlar. Gidecekler, mecbur gidecekler. Dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı gerekirse 40 milyar dolar daha harcarız dedi. Mecbur gidecekler. Kapılar açıldı, daha kapanmaz. Tamam da öbür taraf kapalı. Açacaklar mecbur. Mecbur açacaklar. Evet. Dayanamazlar baskıya diyorsunuz. Baskıya dayanamazlar. Çünkü 4 milyon var. 4 milyonla yolda var. Kim bakacak onu? Evet. Yani çok teşekkürler. Şimdi bundan sonra ne olacak? Vallahi hiçbir bilgim yok. Geri mi gelecekler? Gelebilir de gelmeyebilir de yani. Şimdi ne desek yanlış yani. Savaş desek olmaz. Evet. Barış desek yine olmaz. Yani böyle devam edecek gibi. Bilmiyorum bari gidebilirler mi gidemezler mi. Aşağı tükürsen sakal, yukarı aynen tükürsen öyle. Büyük mü abi? Aynen öyle, benim görüşüm o. Çok teşekkürler. Pide, kolay gelsin. Ya mültecileri biz kabul etmiyoruz zaten abi. Avrupa niye kabul etsin? Bizde var ya zaten 7 milyon. Bizde var zaten, onların yüzünden bizim gençlerimiz işsiz şu anda. Etkiliyor mu? Etkilemez mi? Çok çok etkiliyor. Avrupa neden almıyor? Ya Avrupa zaten, Türkiye zaten kabul ediyor diyor yani. Türkiye kabul ediyor. Avrupa neden kabul etsin ki? Sınır kapıları açıldı. Yani sınır kapıları açıldı Türkiye'de. Kendileri gitmiyor. Yani gidenleri de almıyorlar. Gidenleri de almıyorlar. Perişan. Türkiye zaten perişan abi. Sırf bu Suriyeliler yüzünden perişanlık haldeyiz. Gerçekten yani. Gençlerin hepsi işsiz. Mesela örneğin yani herhangi bir işte olsun. Bizim yani yönüyorlar. Tabii çok çok etkiliyor. Çok çok etkiliyor. Yani 70 liraya 60 liraya günlük çalışırsan Türkiye'nin genci işsiz kalır abi. Kusura bakmasın da yani işsiz kalır yani. Yani benim buradan seslerini söylemek istediğim, yani hükümetten yani Suriyelileri sınır dışı etmesini istiyorum yani. Gitsinler diye. Tabii, söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Neden almıyor? Korktukları için almıyorlar bence. Peki Türkiye etkiliyor mu mülteciler ekonomik olarak? Tabii biraz etkiliyor. Sıkıntı var. Evet, sıkıntı oluyor. Ama tabii herkesin yaşaması gerekiyor bir yerlerde. Yani burada kalma taraftarıyım ben onların. Türkiye'de kalsınlar. Evet. Kendi ülkelerine gitse. Kendi ülkelerine
kalamıyorlar demek ki, bir şeyler var, kalamıyorlar. Yani yaşayamıyorlar ki, oradan ayrılmak zorunda kaldılar. Yani onlar da insan. Yani neticede bir yerlerde yaşaması gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ankara da onda. Ankara mı? He. Neden abi? Güzel masrafları var onda. Onlar neye beslesin ki cavuru? Beslemez mi? Beslemez tabii. Niye almıyor peki? Sebebi nedir? Niye almadı? Burada Türkiye'de herkes vicdanlı mı sandın sen? Onlar Hristiyan olduğu için mi almaz onları? Onlarda acıma hissi duygusu yok ki. Geri şeye gidenler, Yunanistan'a gidenler dövüyorlar. Dövüyorlar, biliyor, görüyoruz. Evet. Duyuyoruz, televizyonda izliyoruz. Evet. Evet. Ama biz vicdanlıyız. Biz vicdanlıyız, biz Türk milletiyiz. Milletin yol geçen anı burası. Gel geç, gel geç. Evet abi. Biz kendimiz bak burada 4,5'a 50 liraya satacağız da canımı çıkıyor, Suriyeli besliyoruz burada. Gitsinler abi. Gitsinler, ben razıyım. Eyvallah. Çok sağ olasın abi. Bir şey değil. Yani sebebi çok açık. Yani bariz bir Müslüman karşıtlığı var ülkelerde ve haliyle bu mültecilerin ne yapacağı belli olmadığından onlara kendilerini koruma altına almak istiyor. Bu sebeplerden bir tanesi, en büyük sebep. Sonra ülkenin güvenliğini tehlikeye atabilir, insanlara zarar verebilir düşüncesiyle. Halkını tamamen koruma içgüdüsüyle yani. Benim düşüncem. Ekonomik olarak da Avrupa'yı etkiler mi mültecilerin gitmesi? Tabii ki etkilemez olur mu? Sonuçta bu insanlara ayrı bir bakma, ne bileyim yer açma zorunluluğu oluşacak. Bütçe açacak. Tabii bütçe açacak. Tabii, bütçe açmak zorunda kalacak. Bu insanlara yapılacak her şey yani kendi halkından yaptığı nasıl desem kendi halkına harcamalarını kesmek zorunda kalacak tabii ki. Evet. Biz etkileniyor muyuz peki mültecilerden? Sence etkileniyor muyuz? çok ortada değil mi? Hepimiz etkileniyoruz tabii ki, ülke olarak. Yani zaten refah seviyemiz düşüktü. Çok daha fazla etkiledi yani bu durum bizi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Onlara giden para ne? Dünya gidiyor hocam. Az önce röportaj yaptım. Aynen. Dünya, onlara giden para ne? Bizim bu halkımızın bu Antalya geçirmeyecek. Yani ağlayacak mıyız yani Suriyeliler gitti diye? Gitsin abi, gitsin yani, istemiyoruz zaten. Gitsin diyor. Gitsin tabii canım. Kesin. İyi kardeşimiz ama. İyi bir insan olsalardı memleketinde savaşırlardı. Burada ne işleri var? Ümmet kardeşimiz. Ne kardeşi ya? Onlar da kardeş olur hemşerim. Olmaz mı? Olmaz. Arapların, Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Avrupa'nın işine gelmiyordu ondan. Avrupa niye alsın ki? Neden etkilenir en çok? Gelişen neonazi şeylerinden, kuruluşlarından etkileniyor. Avrupa'dakiler oy kaygısıyla mültecileri kabul etmiyor. Ekonomik olarak etkilenir mi Avrupa? Avrupa ekonomik olarak etkilenir. Evet. O yüzden biz aldığımızı almışız. Etkilendiğimiz, etkilenmediğimiz de ortada. Evet. Biz kapıları açmışız. 4 milyon insanı doyuruyoruz. Avrupalı 100 bini alsın bak göreceğiz. Ortalık karışır. Ortalık karışır, hem de nasıl karışır? Macaristan'a gidin, tel örgüleri çekmişler. Yunanistan içeriye sokmamaya çalışıyor. Bulgaristan aynı. Adamlar Makedonya, Sırbistan'a geçsin mi tamam, Macaristan'da takılıp kalacaklar yine. Avrupa'nın, Orta Avrupa'ya bir defa gidemezler. Orta Avrupa'da bütün siyasiler kendilerinden korkuyor. Neonazi akımlardan korkuyorlar. İktidarı kaybedecekler. Merkel'i görelim, bir seçim daha geçirebilecek mi? Geçiremez. Alamaz. Alamaz kardeşim. Onlar buraya parayı verirler. Siz bakın derler. Biz aman buraya gelmesin. Çünkü iktidar onlara tatlı geliyor. Koltuğu kaybetmek istemezler. Burada etkilenir mi iktidar? Burada Türk insanı etkilenmez arkadaşım. Türk insanı sevecendir. Misafirperverdir. Geçmişini, tarihini çok iyi bilir. Çanakkale'ye gidip baktığın zaman Suriyelilerin dedeleri orada yatıyor. Osmanlı toprağı orası. Evet. Biz niye etkilenelim ki? Etkilenmeyiz. Etkilenmez. Onlar savaştan falan kaçtığı da yoktur. Orada Suriyeliler şöyle böyle diyorlar da bunların hepsi yalan. Kendi ülkesinde zulüm gören bir insan bırakır gider. Evet. Dışarıya karşı düşmanla savaşıp da mı kaçıyor Suriyeliler? Yok. Evet. Kendi ülkesindeki iktidarı, adamları orayı dar ediyor. O da siyasi çok derinlere gider. Eğer tarihini, geçmişini inceleyecek olursanız bu konular çok derinlere gider. Tarihçiler diyor ki Çanakkale'de şehit olanlar Türkmen yalnız diyor. Suriyeli Arap değil diyorlar.
Ya Suriyeli Arap, Suriye'de kaç tane Türkmen var, kaç tane Arap var? Zaten az zaten. Türkiye'de kaç tane ayrı ayrı mezhepler var? Bunları bilmek lazım. Bilmeden konuşmak da... Tarihçiler söylüyor. Tarihçiler söylüyorsa tarihi iyi incelesin, baksınlar. Evet. Yalnız Türkmenler mi, Araplar da var mı içerisinde? Evet. Suriyeliler eskiden Osmanlı toprağı değil miydi? Osmanlı'nın bir iliydi orası. Bırakın devlet olmayı, onlar devlet olamamışlar. Hala olamadılar. Evet. Bunu bilmek lazım. Yani sen karşında... Eski bir şehrinin nüfusun insanlarını buraya misafir olarak kabul etmişim. Onlar Müslüman, Avrupalı, Hristiyan. Onları kesinlikle kabul etmez. Etmesi de mümkün. Türkiye etkileniyor mu peki ekonomik ya da kültürel olarak? Etkileniyor, etkileniyor ama Türk insanı sineye de çekmesini biliyor. Evet. Savaş bitsin bakalım, Allah ne gösterir. Bir de onu söyle ya. Müslüman ülke nerede var? İdaresi Müslüman olan bana bir tane ülke gösterebilir misin? Almazlar kardeşim. Hepsi Amerika'nın uşağı. Babaları onlara müsaade etmez. Babaları müsaade etmez. Niye adam o yanına gidiyor? Niye Avrupa'ya gidiyor bir Müslüman adam? Niye? 56 tane Müslüman ülkesi var. Bakın arkadaşım. Şimdi tarih, bu konuları konuşmak için tarihi iyi bilmek lazım. Evet. Şimdi idareyle halkı birbirine karıştırmamak lazım. Suriye'de halk Müslümandır, Sünnidir, idare Şii'dir. Burada mezhepçilik yatıyor işin altında. Diğer ülkelerde öyle. İdarede bulunan devlet adamları, şeyhler, işte krallar. Bir tane dahi yok mu? Yok kardeşim. 56 tane. Amerika'nın uşağı, Amerika öksürme demişsin. Onlar öksüremez. Tuvalete gitme desin, tuvalete dahi gidemezler. Amerika'nın uşağı hepsi. Bağımsız bana bir tane Arap ülkesi gösterebilir misiniz? Yok. Yok. Hepsi Amerika'nın uşağı. İsrail'e kendilerini şey yapmışlar, kiralamışlar, bağlamışlar. Ha, idare işte, ya bırakın boşver bunlar derin şeyler. Abi merhaba. Selam. Mültecilere Avrupa kapıyı kapattı. Almıyor. Neden almıyor? Neden almıyor? Ya gitmelerini istemiyor işte şeye. İşte neden almıyorlar yani? Almamasının sebebi mültecileri, Avrupa'nın, Yunanistan'ın, işte Almanya'nın sebebi nedir? Vallahi hiç bilemiyorum. Bozuluyor mu? Bozuluyor tabi, bozulmaz mı? Olmak istemiyorlar bu ya. Müslüman ay. Tabii. Adamlar kendine yetiyor zaten ki yani. Neden bozsun boş yere? Ben öyle düşünüyorum. Huzuru bozulur. Bozulur tabii ki. Hakları var. Hani mülteci hakları var Avrupa'da biliyorsunuz. Var da tamam, onlar üzülüyor, adamlar ölüyor, çocuklar ölüyor. Yazık. Yazık değil yani, yazık ama almaz adamlar. Ben hak veriyorum yani. Hak veriyorum ama. Evet. Çok teşekkürler. Evet. Sağ olun. 9 yıldır zaten mülteciler bizde. Diğer göçmenlerle beraber. 9 yıldır almamış. Bundan sonra da almaz diye düşünüyorum ben. Bunun karşısında 9 yıl önce zaten o zamanın da Almanya Başbakanı Merkel şimdi yine gelmişti. O zaman Dışişleri Bakanı Davutoğlu'ydu. İşte size yardım edelim. Bütçeye para verelim. Yardımda bulunalım vesaire. Göçmenler için dedi. Ve o şekilde gerçekleşti. 9 yılda şöyle bakmak lazım bir de olaya. Dış politikada bir adım sonrasını değil 5-10 adım sonrasını görmek lazım stratejik olarak. Masa başında savaştığımız, mücadele ettiğimiz ülkeler ama bu yapılıyor mu yapılmıyor mu bunu iyi görmek lazım. Avrupa'da şöyle zaten mevcutta normal yaşamak için giden insanlara bile bir sürü prosedür çıkıyor biliyorsunuz işte çalışmayız da oturmayız da yabancı bilmen gerekiyor vesaire vesaire bir sürü prosedür. Normal dışarıdan gelen bir göçmeni niye alsın Avrupa? Almak istemez tabii haklı olarak. Çünkü niye? Kendi ülkesinin belli bir yaşam standardı var. Yani kapıyı açtınız gitti. Bizim yok muydu bu yaşam standardı? Şimdi biz Müslüman ülkeyiz zaten oradan olaya giriyoruz her zaman. Tam Müslüman ülkeyiz şimdi bizim ülkeye giriş çıkış kolay değil. Avrupa'ya giriş çıkış aynı mı? Değil. Daha kolay girebiliyorsun Türkiye'ye. Daha kolay. Kolunu sallayarak girebiliyorsun. Ya bine, tam öyle demeyelim de daha kolay. Suriyeli bize dedi ki nasıl geldin dedik Türkiye'ye. Sırt çantamı aldım dedi. Anne ben Türkiye'ye gidiyorum dedi. Evet. Geldi. Yani bu kadar. Bunu Avrupa'ya giremiyorlar diyorsun. Bu kadar kolay yapılabiliyor mu? Yapılamıyor işte. Bizim ülkeye girmek daha kolay. İşte ya da normal yollardan diyelim. Yani vatandaş kalmak istiyorsun, oturma izni almak istiyorsun, çalışmak istiyorsun daha kolay değil mi? Daha kolay. Alabiliyorsun. Avrupa'da böyle değil işte. Mesela neydi? 9 yıl önce işte biz Şam'a girecektik. Emevi Camisi namaz bundan söylüyordu değil mi? O zaman kim dışarı bakın Davutoğlu'ydu. Sonra başbakan oldu. Sonra milletvekili oldu. Şimdi muhalefeti düştü değil mi? Bu söylendiğinde bak. O adam
kariyeri olarak nereye gelmiş siyasette? Muhalefete. Gidecek denen kişiler de hala yerinde oturuyor. Ne kazanmış? 9 yılda ne kazanmışız? Ya da şöyle bakalım. Dış politikada biz 9 yılda Suriye konusu, Kıbrıs konusu veya Yunanistan konusu veya diğer şehri konulardan ne kazandık? Suriye konusunda ne kazandık? Ne kazandık? Birçok mülteci insan kazandık. Bütçeden, ekonomiden hem savaş anlamında hem ekonomik anlamda, mültecilere bakan anlamda paramız gitti. Ne kazandık? Bir şey kazandık mı? Hiçbir şey diyorsunuz. Daha çok zarar kazandık, doğru mu? Zarar ettik yani. Hem maddi olarak hem manevi olarak. Peki Türkiye'yi, Suriyeliler ya da Afganlılar sadece ekonomik olarak değil, sosyolojik olarak da etkiliyor mu? Etkiliyordur. Tabii buna yer anlamda da şehir şehir de araştırsanız görebilirsiniz, etkiler. Mutlak etkiler. İş anlamında etkiler. İnsan ilişkileri anlamında etkiler. Kültür anlamında etkiler tabii. Etkilemez mi? Mutlak etkiler. Biz şimdi Almanları etkilemedik mi? Yani Türkler normal çalışma işine gittik. Birçok nesil gitti. Etkilemedi mi? Mutlak etkilemiştir. Bunlar da bizi etkiler tabii. Etkilemez demek mantığa ters olur yani. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Niye alsın? Şimdi biz Suriyelileri niye aldık abi? Bizim bir din birliğimiz var. Biz Osmanlı torunuyuz. Evet. Osmanlı ne yaptı? Bütün dünyaya adalet dağıttı mı zamanında? Evet. Dağıttı. Herkese eşit davrandı. Hiç kimsenin dini inancından dolayı yargılamadı, cezalandırmadı. Doğru mu? Evet. Bütün dünya bunu biliyor. Herkesin Osmanlı'ya karşı bir kini var. Geçmişten olan. Bunu da Türkiye üzerinden Türkiye'yi yıpratmak, Türkiye'yi kötü duruma düşürmek ve Türkiye'yi geçmişte Haçlı seferlerinde olduğu gibi, işte yurdumuzu paylaştıkları gibi, şimdi de Türkiye'yi bölmek, parçalamak istiyorlar. Amaç bu. Şimdi diyorlar ki hükümet yanlış yaptı. Hükümet yanlış yapmadı. Doğru olanı yaptı. O insanları çöpe atamazsın. O insanlarla bizim bir din birliğimiz var. Ha, zararı oldu mu? Oldu. Şimdi Türkiye'de Suriyelilerin kısmen az da olsa 4 milyon insanın içinde iyisi de vardır, kötüsü de vardır. Bizim hepimiz iyi miyiz Türkiye olarak? Bir sürü içimizde soysuz var, hırsız var, arsız var. Onlarda da vardır mutlaka. Bunların ufak tefek yaptığı ufak tefek olaylardan dolayı işte bunları niye aldınız Türkiye'ye demek acımasızca bir şey olur. Peki ekonomik olarak, sosyolojik olarak Türkiye etkileniyor mu? Şimdi resmi rakamlarla 4 milyon, evet. Gayri resmi rakamlarla 7 milyon. Evet. Hesaplara göre, evet. Çünkü çoğalmaya göre kendileri bir 10 yıl sonra 20 milyona yakın bir nüfusa ulaşacaklar. Evet. Türkiye için bir tehdit oluşturur mu? Tabii ki sosyolojik oluşturur. Sosyolojik ve ekonomik olarak da kötüye gider mi daha da ülke? Tabii ki oluşturur. Zaten bu olay sonuna kadar biz bunları besleyemeyiz. Bunlar eninde sonunda bir anlaşma yapılacak. Herkes yurduna dönecek. Onlar da istiyorlar yurtlarına dönmeyi. Türkiye'den rahatsız oldular. Bazıları çatlak çatlak konuşmalar yapmışlar. Ben üzüldüm yani. Evet. Sen Türkiye'de yaşadın, Türkiye'nin ekmeğini yedin. Giderken de ya işte biz istemiyoruz zaten Türkiye'de. Bize, bir daha işte, gelmeyiz. Bir daha gelmeyiz diyorlar. Gidin bakalım Almanya'ya, gidin bakalım Yunanistan'a. Yunanistan ne yaptı? O insanlara şey attı, göz yaşartıcı bomba attı. Evet. Yazık değil mi o küçücük bebekler? Yani nerede insan hakları? Yani bunların yaptıkları hoş bir şey değil. Ben ülkemizin birlik ve beraberlik içinde yönetilmesini istiyorum. İktidarıyla, muhalefetiyle. Biz hep birlikte olursak bizim ülkemizi kimse yıkamaz. Suriyeliler diyor ki gidenlerden izlemişsinizdir. Girmeseydi Suriye'ye Türk ordusu bizim için girmedi, kendisi için girdi diyor. Şimdi hem onlar için girdi hem de biz ülkemizin güvenliği için girdik. Şimdi biz oraya girmeseydik 3 gün sonra bizim ülkemize onlar girecekti. Bir sürü terörist var orada. Bunu görmüyor mu millet? İşlerine gelmiyor. Türkiye'nin ne işi vardı orada diye. Bizim sınırımız orası kardeşim. Biz o sınırımızı sağlam tutmazsak biz nasıl rahat uyuyacağız? Uyuyamayız. Onun için ben ülkemizin şu durumda yani yapmış olduğu Suriyelileri, mültecileri kapıyı açıp göndermesini gerçekten takdir ediyorum. İyi etti. Böyle olması gerekiyordu. Bütün dünya şimdi böyle bir titresin böyle bir. O mülteciler bir şantaj gitsin. Şantaj mı bu? Yok bence şantaj değil. Artık bıçak kemiğe dayandı. Bizim 33 tane askerimiz bir anda öldü. Yani 38 olmuş. Yani bir anda öleni diyorum. Yani bu nereye kadar? Bıçak kemiğe dayandı zaten. Cumhurbaşkanımız da bunu aslında daha önce yapacaktı. Fakat bu Putin, İran,
Soçi mutabakatındaki verdikleri sözleri yerine getirmediler. Getirmedikleri için Tayyip Erdoğan da bunu yapmak zorunda kaldı. Eyvallah. İyi ki yaptı. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Allah kolaylık versin. Amin.